6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli deprem bir başka vurdu Anadolu'muzu. Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem 11 ilimizi adeta haritadan sildi. Binlerce bina çöktü. 10 binlerce kişi can kaybımız var. Yaralı sayısı 100 bini geçti ve deyim yerindeyse coğrafyamız haritadan silindi. Bugün tarihte 17 Şubat 2023 ve biz depremin en ağır hasar verdiği yerlerden Hatay'a gidiyoruz ve Hatay'a yolculuğumuz biraz problemli başladı ve uçak Hatay Havalimanı'nda sıkıntılar olduğu için gecikmeli kaldı Sabiha Gökçen'den ve şu an Anadolu semalarındayız. Hatay'a doğru yolumuz tümüsüyle devam ediyor. Hatay'a Mayıs 2022 tarihinde gitmiştik 9 ay önce ve o zaman Gülbük Gülistanlı'da muhteşem belgesel görüntüler çekmiştik. Şimdi Hatay'ın hangi durumda olduğunu ve hangi felaketlere mağdur olduğunu göreceğiz. Hatay yolundayız. Bagajlarımızı almaya çalışacağız. Evet, uçaktan biraz önce indik. Bagajlarımız nerede? Yerden alıp öyle geçeceğiz. Gitmek, görmek gerekiyor. Masa başında değil. Yerinde hissetmek gerekiyor. Hatay'dayız. 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremin hasar verdiği yerlerden birisi de Hatay ve biz kurtarma işlemleri tamamlandıktan sonra belgesel çekmek üzere bugün 17 Şubat 2023 ve Gebze Belediye'mizin desteğiyle Hatay'a geldik ve Hatay Havalimanı'ndan şu an kampın olduğu yere gideceğiz ama ilk intimamız uçak 8.30'da kalkacaktı sabah uçağımız. Ancak 11'de güçlükle kalktı. Çünkü dün gece burada yine bir deprem olmuştu. Havalimanına indiğimizde valizlerimizi kendimiz aldık ve şu an şehre doğru gidiyoruz. Burası Hatay, Antakya.
Medeniyetler, kültürler başkenti, uygarlıklar diyarı, vakıf medeniyeti ve Habibi Neccar şehri Antakya'dayız. Ve Antakya'da kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini araştırıyoruz. Bu çekimi yapan da çok kıymetli, değerli ses sanatı, seslendirme sanatkarı Mahmut Bey. Mahmut Yıldırım Bey'in eşliğinde, rehberliğinde Antakya'da, Hatay'da gezimiz devam ediyor. Evet, Habibi Neccar Hazretleri'nin camii türbesi önümüzde. Müthiştir. Habibi Neccar Hazretleri İsa Aleyhisselam'ın havarilerinden, önemlidir. Ve Estağfirullah ve ca'e min aksal medinet racülün yesa galeya gavmi tebi'ul mürselin, şehrin diğer başından koşarak geldi diyor. Ve havarilere iman edilmesini istiyor. Ama o kavim onu yok ediyor. Yok edince de beni bilseler ve tanısalardı diyor. Evet, burası Antakya, Hatay. Biz vakıf medeniyetini, kültürünü, medeniyetimizi burada araştırıyoruz. Hakikaten hemen şöyle döndüğümüzde... Burası Habibi Neccar değil ama. Biliyorum. Ve Salim Neccar. Kilise ile Çan Kulesi'nin, evet, aynı anda olduğu, değil mi? Evet, bu zarafete bakın. Taşa vurulmuş bir mühür ve bir vakıf eseri, vakıf kültürü, vakıf eserimiz. Hatay önemli yara aldı. Hatay'a defalarca gittik geldik. Son 9 ay önce Hatay'daydık, belgesel çekmiştik. Yeniden Hatay'a geldik ama gönlümüz, kalbimiz kırık. Selamünaleyküm. Çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Gebze Belediye'mizin misafiriyiz. Gebze Belediye'miz koordinatör belediye olarak hizmet veriyor burada. Hakikaten bu bölgeyi araştırıyoruz, belgeselleştiriyoruz. Belgesel görüntülerle Hatay'da, Hatay depremi görüntüleriyle karşınızdayız. Gebze Belediyesi Deprem Karargah Merkezi çadırında. Hatay'dayız. Depremin vurduğu Hatay'dayız. 6 Şubat 2023 asırların felaketi. Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay'dayız. Ve Hatay'da Gebze Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezimiz var. Kocaeli bölgesinden belediyelerimiz var burada. Gebze Belediye'mizin davetlisi ve Gebze Belediye'mizin organizasyonuyla buraya geldik. Belgesel görüntülerimiz var. Hatay'a gidiyoruz ve Hatay'da depremden sonra yaşanan felaket, depremden sonra yaşanan hadiselerin, perişanlığın görüntülerini çekeceğiz. Depremin vurduğu Hatay'dayız. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Sağ ol abi. İyi, Allah'a şükür. Arkadaşlara yardım ediyoruz. Arkadaşlarımıza yardım ediyoruz. Buralı mısınız? Hayır, değiliz. Kocaeli Gebze'den geldik. Peki, ben de Gebze'den geldim. İyi, hoş geldin abiciğim. Hadi bakalım, bir el sallayın. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Allah kolaylık versin. Sağ ol. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Adım Yusuf, depremzadeyim. 3 tane kaybımız var.
kız kardeşim, eniştem, kızı enkaz altındalar, daha çıkarmadılar. Çalışmalar devam ediyor. Siz eviniz yıkıldı mı efendim? Ben dağ mahallesinde oturuyorum. Biraz çatlaklıklar oldu. Öyle. Bütün mahallede bayağı yıkım oldu. Peki nasıl, o depremi nasıl yaşadınız siz? Felaket. Felaket, yani başka söze gerek yok. Dört yoldan gelmiş bu beyefendiyle hanımefendi. Diyorlar ki ölü şehir. Burayı görmek gerekir diyor. Görmek gerekir. Evet. Şöyle köprünün sağ ve sol tarafına bakıyoruz. Aman Allah'ım. Her yer enkaz halinde. Her yer perişan. Perişan. Çöken, yıkılan binalar. Asi Nehri. Keşke Asi Nehri'nin dili olsa da bu acı gerçekleri bize anlatsa. Şu an bu köprünün ben eski halini biliyorum. Fazla değil. 9 ay önce buraya gelmiştim ve bu köprüden geçmiştim. Parlamento binası orada. Ulu Cami, Habibi Neccar Camii yukarıda. Buraları gezmiştim değerli izleyenlerimiz. Burada gelsinler, bir görsünler buraları. Şehir diye bir şey kalmamış. Koronayı verdi. İçeriden dışarı çıkartmadı insanları. Depremi verdi. Dışarıdan içeri giremediler. Bu bize büyük bir ders alanlara. Nasılsınız? Neler ikram ediyorsunuz? Elhamdülillah. Öğle menümüz kuru fasulye, pilav, çorba 7-24 saat, çayımız 7-24 saat. Burada? Burada. İlk günden beri inşallah devam ediyoruz. Peki. Kolay gelsin. Sağ ol. Afiyet olsun. Vakıf kültürü, vakıf medeniyeti, ecdadın Allah Resulü'nden bir itibar yaşadığı ve yaşattığı vakıf medeniyeti. Depremde ilk kez koşuşturarak vakıf insanlarını gördük Hatay'da. Belgesel görüntülerimiz var. Özellikle bu bina ve Hatay Cumhuriyeti'nin tarihine canlı şahitlik yapmıştı. Depremden yerle bir olmuş. İsterseniz fazla sözü uzatmayalım. 2022 yılının Mayıs ayında burada çektiğimiz belgesel görüntüler var. Tam burada, bu binanın önünde. 2022 yılı Mayıs ayında çektiğimiz belgesel görüntülerle Hatay'a gidiyoruz. Birlikte izliyoruz. Bakın, o güzelim Hatay, medeniyetler şehri Hatay, Habibi Neccar şehri Hatay nasıldı? Birlikte izleyelim. Hatay'dayız, Antakya'dayız. Yani geçmişin, Antakya Cumhuriyeti'nin kurulduğu binanın önünde Antakya'daki gezimiz devralen farkıyla devam ediyor. Heyecanlıyız. Burası Antakya, Hatay. Habibi Neccar Hazretleri'nin memleketi ve önemli bir yerdeyiz. Şöyle yaklaşalım. Asi Nehri'ndeyiz. Nehirler medeniyetimizi, kültürümüzü anlatır, tarihimizi söyler. Asi Nehri Lübnan'dan, Lübnan dağlarından doğar ve Suriye'yi boydan geçer. Suriye-Türkiye sınırını çizerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülür. Asi Nehri'nin nazlı nazlı aktığı Antakya'dayız. Evet, şimdi de Asi Nehri'ni geçiyoruz ve tarihimizin ihtişamlı geçmişi. Bu nehirden su akmaz sadece. Tarih akar, medeniyet akar, İslam medeniyeti, Memlüklü medeniyeti, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti. Daha doğrusu Antakya Cumhuriyeti medeniyeti de akar ve Ulu Cami'ye gideceğiz. Ulu Cami Memlük döneminin önemli eserlerindendir. Memlük Sultanı Sultan Baybars tarafından yapılır ve en eski Antakya'da tarihi ve kültür mirasımızdır. Ulu Cami'ye doğru gidiyoruz şu an. Hatay'da yorgunluğumuzu unuttuk. O ihtişamlı tarihi eserler, su medeniyeti, tarihi miras, hiç şüphesiz vakıf eserleri. Arkamızda Ulu Cami, Antakya'nın, Hatay'ın en eski köklü camilerinden birisi. Memlüklü Sultanı Sultan Baybars tarafından yapılır bir vakıf medeniyetidir, bir vakıf kültür mirasıdır. Ve Ulu Cami mimarisiyle, çeşmesi, şadrıvanı, medresesi, dükkanlarıyla büyük bir külliyedir. Ve vakıf medeniyetimizin Hatay'a, Antakya'nın merkezindeki muhteşem mühürüdür.
Hatay'ı, Antakya'yı adım adım gezerek tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyoruz. Evet, izledik değil mi? İsterseniz bugünkü halini, bugün tarihler 17 Şubat 2023. Yeniden Hatay'dayız. Pazartesi gününden beri buradayız. Diğer ekip arkadaşlarım işte Maraş, Urfa, diğer deprem bölgelerini de ziyaret ettiler. Orada da canlı yayınlar gerçekleştirdiler. Biz de pazartesiden beridir burada. Burada olanları insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Burada ne gördüm dersek, ben Afyon Harekatı'nda da buradaydım. Buralarda gezmiştim. Meclis binasında, Künefeciler Çarşısı'nda, Ulu Cami'de buralarda gezmiştim. Onun haricinde askerliğimi de burada yapmıştım. Burayı biraz bilirim az buçuk. İlk geldiğimde çok büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Çok üzüldüm. Çünkü her yer yerle yeksan olmuştu. Sadece bir bölge değil, birçok bölge. Yani Hatay, Öğretmeni ve Cumhuriyet Caddesi, Künefeciler Çarşısı, Ulu Cami, her taraf yıkılmıştı. Şunu söylüyorum arkadaşlara. Neyi fotoğraflayıp neyin görüntüsünü çekeceğimi, neyi haberleştireceğimi şaşırdım. Çünkü yıkım her yerde. Diğer taraflarda ufak ufak lokal yıkıntılar yaşanırken maalesef Hatay'ın neredeyse büyük bir kısmı yıkılmış durumda. Antakya'nın %99'una yıkıldığı söyleniyor. %99, yani %1'lik bir rakam var ayakta kalan. Ve ilk günden beri şunu söylüyoruz arkadaşlar birbirimize. Neyi çekeceğimizi şaşırdık. Asi Nehri'ni çekelim. Asi Nehri durgunlaşmış, köprü patlamış, yanındaki valilik binası çatlamış, belediye binası yıkılmış, hemen arkasındaki öğretmen evi yıkılmış. Arka taraflarda var. 600 konutlar diye bir yer var. 500 küsür konutun olduğu yer. Buralar yerle eksan olmuş. 3000'den fazla insan yaşıyor. Bir tane ev ayakta kalmamış. O kadar büyük ki yıkım ve insanlar, herkes bir şey anlatmaya çalışıyor. Herkes derdini bizim aracılığımızda insanlara duyurmaya çalışıyor. Biz de onları dinlemeye çalışıyoruz, onları dinliyoruz. Onlardan aldıklarımızı ekrana taşımaya çalışıyoruz. Bir yanda insanların acısı, bir yanda yıkılan evler, yıkılan hayatlar, biten umutlar, giden yaşantılar, yaşanmışlıklar, hayaller. Hepsi yerle eksan olmuş. Bir medyacı olarak hep şunu söyledim. Hangi birini duyuracağım ben bunu? Hangi birini anlatacağım? Hatay'ın biraz şanssızlığı diyebiliriz. Depremin ilk başta hatırlarsınız Diyarbakır'da mı oldu, Maraş'ta mı oldu gibi bir durum vardı. Hatay'da deprem oldu. O kadar büyük bir felaketle karşı karşıyayız ki. Hatay'da deprem olduğu ne kadar çok geç duyulduysa medyacılar da o kadar geç geldi. Bu bir. İki, biz medyacılar iyi görüntü almak isteriz. Çok iyi görüntüler var ama her yer yıkıntı olduğu için giremiyoruz. Ya ben canlı yayın aracıyla her yere girmek istiyorum ama ne yazık ki giremiyorum. Sebebi şu, her taraf o kadar darlaşmış ki evler yolların üzerine yıkıldığı için geçebilecek yol yok. Şuradan gittiğinizde valilik binasına varıyorsunuz ama sadece bir arabanın geçebileceği yol kalmış. Onun haricinde o kadar büyük yıkıntılar var ki yollarda. Medyacılar işte çoğu geldi, aralara girdi. Evet, ben de şunu gözlemledim. 3-4 gündür her yeri gezmeye çalışıyorum. Habibi Neccar Camii'ne 3 defa çıkmaya teşebbüs ettim. İkisinde çıkamadım. Yollar kapanmıştı. Bir defasında zar zor çıktım geçen gün. Bugün tek seferde çıktık. Bakan Bey, Kültür Bakanı geleceği için biraz önlem alınmıştı. Çekim yapmak istedik. Arka sokaklara giremedik medyacılar olarak. Çünkü meydan o kadar çok büyük bir afetin izdüşümü var ki meydanda. Ara sokaklara girmeye vakit kalmadı. 20 sene, 30 sene sonra Hatay depremi ile ilgili sizin gerek anınız, gerekse yazılarınızı okuduğunda neler, ne olacak orada? Ana tema ne olacak? Neyi haberleştireceğimi şaşırdığım bir deprem. Haberini aldığımız günün sabahı yola çıktık. Hazırlığımızı yapıp o şekilde yola çıktık. İlk durağımız tabii depremin merkez üstü Maraş'tı. İlk durak Maraş'a geldik. Maraş'a geldiğimiz zaman kendimizi çok çaresiz hissettik. Yani daha önce ben Van depremine de
dahil olmuştum, gitmiştim. Hafızamda Van depremiyle ilgili görüntüler vardı ve o kadar kötü bir manzarayla karşılaşacağımızı beklemiyorduk. Vardığımızda enkazlardan insan seslerini duymak cidden bizi etkiledi ve bir hayalet şehire dönmüştüm Maraş. Depremden yaklaşık bir hafta önce geçmiştim Maraş'tan. Geldiğim zaman her yerin elektrikleri kesilmiş, insanlar çaresizce yardım aramaktaydı, yardım çığlıkları aktarmaktaydı. Ondan sonrasındaki durağımız Antakya oldu. Ben Maraş'ı gördükten sonra zaten çok etkilendim. Yalnız Antakya'ya geldiğimiz zaman göçtük. Antakya hakikaten tamamıyla haritadan silinmiş bir vaziyette. Hatay'ın genelini vuran bu deprem Antakya'da çok büyük hasara yol açmış. Ayakta kalan görmüş olduğunuz binaların %90'ı ağır hasarlı vaziyette. Yani burası baştan inşa edilecek bir şehir. En çok gözlemlediğim taraf tabii bir yönetmen gözüyle dezenformasyona çok fazla maruz kaldı deprem. Çok fazla yalan haber ortada dolaşıldı. Bunlardan en korkuncu Yerseli Barajı'nın yıkıldığı söylentisinin yayılmasıydı. Biz o sıra Antakya Şehir Mezarlığı'ndaydık. Orada hem yardımcı olup hem de belgelemeye çalışıyorduk durumları. O ara Yerseli Barajı'na çok yakın köyden bir dostumuz, kardeşimiz yanımızdaydı. Bir telefon geldi ona. O telefonla bir beraber sarsıldık beraber. Eşi arayan, barajın patladığını söylüyorlar. Köy tamamen boşaltıyor. Biz nasıl araca binip köye gideceğimizi bilemedik. Bir anda hızlı bir şekilde aksiyon aldık. Köye varana kadar sağa sol teyit etmeye başladık. Hemen hemen Hatay'ın her tarafına yayılmıştı bu bilgi. Ve şükür tanıdıklarımızdan biri Yerseli Barajı'nın bulunmuş olduğu mevkide çalışan birini aradı. Ve tabii ki öyle bir bilginin yanlış olduğu ifade edildi. Biz geri döndük ama Antakya bu haberle çalkalanmaya başlamıştı. Herkes enkaz başında enkazı bırakmış. İşte polisimiz, askerimiz insanları uzaklaştırmaya çalışıyor. Enkaz çalışmaları durdu. Belki yüzlerce canın kaybedilmesine sebep olan bir durum söz konusu oldu. Ben en az 3 kişiye şahidim. 3 kişinin enkaz altında canlı olduğunu biliyoruz. Ekipler çalışmayı bırakıp kendi canlarının derdine düştü. Ama biraz yöreyi tanımamak, yöreyi bilmemek de tabii ki bu anlamda bizleri yıkan taraf oldu. Gelen habere inanmak zorunda kalmış olduğumuz şey şu oldu. Yerseli Barajı nerededir? Yerseli Barajı dolu mudur? Oranın patlaması burayı sular altında bırakır mı? Bunu bilmeden bir baraj patladı ve depremin o anki şokuyla herkes Antakya'nın bir de sular altında kalacağını düşündü. Bu çok dehşet verici bir şeydi. Ekip arkadaşlarımızdan bir tanesini İstanbul'a göndermek zorunda kaldık. Yaşamış olduğu manzaranın travmasını atlatamıyor vaziyette. Şu anda tedaviye aldılar. Çok korkunç bir manzarayla karşılaşmıştı. Yani anlatılmaz yaşanır denilen ifadelerden bir tanesi Antakya için geçerli. Buraya da şu an şu yayın itibariyle Elbistan'dan geliyorum. Yaklaşık 270-300 kilometreye yakın bir yol. O yolda yıkılmadık yer kalmamış. Yani baktığınız her yerde bir enkaz var ve baktığınız her yerde çaresiz insanlar var. Ve baktığınız her yerde ışıklar karanmış ve çaresizce insanlar ne yapacağını Allah yardımcımız olsun. Amin inşallah. Ama şunu söyleyebilirim, biz millet olarak çok güçlü bir milletiz. Çok güçlü bir yapımız var. Hemen reaksiyon verebiliyoruz, hemen yara sarabiliyoruz. Tek bir kötü huyumuz var, o da unutmak. Allah rızası için unutmayın. Çünkü buranın en az bir seneye ihtiyacı var. Buranın toparlanması için en az bir seneye ihtiyacı var. İlk bir hafta 10 gün çok güzel reaksiyon verdik. Tamam, bazı hatalar oldu, bazı kusurlar oldu ama bunlar yavaş yavaş zaman içerisinde toparlanıp çözülecek şeyler. Allah'ın izniyle. Birçok can kaybedildi. Şu an itibariyle 35 binlere ulaştı. Belki daha da fazlalaşacak ama hakikaten bu unutmayın. Unutmayalım. Unutmamak burası için zaten sizin gibi. Çok eyvallah, da teşekkür ediyoruz. Ben bize teşekkür arşiv görüntüsü de hemen kendiniz teklif ettiniz. Eyvallah. Veriyorsunuz. Minnettarız efendim. Devralen programı olarak. Eyvallah. Allah kolaylık versin. Çok teşekkür ediyoruz.
İsmim Muhammed Osman, Pakistanlıyım. Birkaç seneden beri Türkiye'deyim ve tabii ki bu şimdi deprem felaketi ilk bunu duyar duymaz. Yola çıktık İstanbul'dan, buraya gelmiş olduk. Ve ilk olarak yani Türkiye milletimize başımız sağ olsun demek isterim. Muslim Hands İngiltere merkezli bir STK, insani hizmet bir kuruluş. İstanbul'da ofisimiz var ve acil durumlarda 10 planda hizmetlere sunmaktayız. Türkiye'de birkaç seneden beri AFAD olsun, Türkizlay olsun, Diyanet olsun kuruluşlarla, devlet kuruluşlarla sahada çalışmaktayız. Ve elhamdülillah ilk günden beri buradaki arkadaşların yanında olmaya çalıştık ve ondan da çok mutluyuz elhamdülillah. Depremin ikinci günü hemen bankaya koşarak Kızılay'a, AFAD'a az çok maddi katkı sağlamaya çalıştık. Ve sonra da buralara geldik, belgesel çekiyoruz. Evet, Kızılay çadırları ve Hilali Ahmer Kızılay ve önemli tarihi bir kurumumuz, Hatay depreminde onları da görüyoruz. Saatlerdir şehri geziyoruz. Şehri havadan gördüğümüzde binaların ayakta olduğunu, hiç yıkılmadığını zannetmiştik. Ama şehrin arasına, sokaklarına girdiğimizde her binada hemen hemen hasarlar var. Ve bazı sokaklara girmek mümkün değil. Şu an görüntüler çekerek, belgesel kayıtlarımızı yaparak Asi Nehri kenarından bu gece kalacağımız çadır kente, Gebze Belediyesi'nin çadır kampına gidiyorum. Şehrin her yeri hemen hemen böyle. Enkaz, kepçeler çalışıyor, dumanlar, sirenler ve işte bir araç ve ürkek bir güvercin çöpten ayrılmıyor. Ve biz buralardayız, saatlerdir bu çekimleri yapıyoruz. Darbe almamış, zarar görmemiş hiçbir binanın olmadığını gördük. Deprem bölgesindeyiz. Saatlerdir ara sokakları geziyoruz, dolaşıyoruz. Gönüllü kuruluşlarımız, belediye, devlet, millet bu yarayı sarmaya çalışıyor. Ve şu anda yemek dağıtılan bir yere geldik. Çayırova Belediye'miz Kocaeli. 17 Ağustos Marmara depreminin merkez üssü olan Kocaeli bölgesinde Çayırova'da belediyemiz şu an yemek dağıtıyor. Biz de o yemek kuyruğundan bugünkü nevalemizi alacağız. Kolay gelsin arkadaşlar. Ne kadar zamandır buradasınız? Hoş geldiniz. Efendim, bizim bir ekip 10 gündür, 12 gündür buradaydı. Bugün yeni onlar çıktı. Biz bugün yeni geldik. Yeni başladık inşallah. 10-12 gün. Yeni. Ben bugün yeni geldim. Bizim ekip. Peki bugünkü yemek ne ya böyle çok evet, rosto köfte, patates püresi, tereyağlı bulgur pilavı, ezogelin çorbası, sarma ve ayrandan oluşuyor efendim. Allah Allah, ne güzel efendim. Yani kolay gelsin. Yani elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız. Evet, yeryüzü doktorları, ne güzel isim. Evet, yeryüzü doktorları 2000 yılında sağlık alanında çalışmak üzere gönüllü Türk doktorları tarafından oluşturulmuş bir sivil toplum kuruluşu. Uluslararası faaliyet yürüten bir sivil toplum kuruluşu. Özellikle sağlık erişimi olmayan bölgelerde, mahrumiyet bölgelerinde, afetlerde ve savaş durumlarında bölge halkına sağlık hizmeti götürmeyi amaçlayan bir kuruluş. Bu kapsamda 55 ülkeye şimdiye kadar yardım götürmüş bir kuruluş yeryüzü doktorları. Yaklaşık 25 bin gönüllü sağlık çalışanıyla yürütüyoruz. Peki bu Türkiye'den onu. Mi 25 bin, dışarıdan da var mı? Türkiye'den 25 bin. Dışarıdan da var mı efendim? Dışarıdan değil, tamamı Türk çalışanlardan, gönüllü sağlık ekiplerinden oluşan, sağlık çalışanlarından, hekimler, hemşireler, sosyal hizmet çalışanları. Deprem bölgesinde ne kadarsınız? Şu anda da burada gördüm afet, acil durum desteği, evet. Yeryüzü doktorları. Evet, buradasınız değil mi? Bir depremleri ve Hatay depremini bir kısa değerlendirin. Deprem olur olmaz zaten bütün sivil toplum kuruluşları olarak AFAD'la koordine olarak deprem bölgesine ulaştık.
depremin en çok etkilediği 3 bölgede faaliyet gösteriyoruz. Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay, Antakya'da sağlık hizmetleri yürütüyoruz. Birinci basamak sağlık hizmeti veriyoruz. Ufak cerrahi operasyonlar yapıyoruz ve psikososyal destek hizmetleri yürütüyoruz. Gönüllü sağlık... Çok güzel çalışıyorsun. Depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun. Ben Zabihullah Halim, Afgan ve Yeryüzü Doktorları'nda proje koordinatörü olarak çalışıyorum. Şu an Hatay'dayım. Afganistan Türkiye'ye deprem noktasında ciddi yardım etti diyebilirim. Evet, biz zaten yüz yıllarca dost, kardeş olarak yaşıyorduk yani. Türk milletimiz arkadaş olarak, kardeş olarak. Bu büyük felaket zamanında da Türk milletimiz yanında kaldık. Ve yaptığımız şeyi yaptık. Afgan hükümet olarak da, halk olarak da, millet olarak da, hem Afganistan'da hem Türkiye'de Afgan dernekler, kurular yardım topladılar ve onu depremzedelere ulaştırdılar. Büyükşehir Belediye'mizi de gördük. Ekibiniz orada, itfaiye aracınız. Neler yapıyorsunuz efendim? Burada ne zaman geldiniz ekip olarak? Buyurun. Öncelikle biz depremin hemen ilk günü ekiplerimizle birlikte yola çıktık. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak ekiplerimiz hemen enkaz altında yaralıları arama kurtarma çalışmasına başladı. Akabinde biz kendimize burada lojistik olarak destek sağlayabileceğimiz bir yer oluşturmaya çalıştık. Bu okulu gördük, beğendik. Okulun spor salonundayız. İşte burada personellerimizi konaklattırıyoruz. Burada yataklar görüyorum. Arkadaşlar hep burada mı böyle yatıyor? Evet, evet. Herkes hemen hemen yani burada 200 tane yaklaşık personelimiz konaklıyor. Personelimize burada çay desteği veriyoruz, yemek desteği veriyoruz. Arka tarafta lavaboları, WC, duşları aktif hale getirdik. Arama kurtarmanın dışında lojistik destek veriyor mu depremzedelere? Tabii. Nereye? Yani depremzedelerin minimum ihtiyaçları olan yatak, battaniye, yastık, elektrikli ısıtıcılar, gıda yardımı, işte temizlik malzemeleri, hijyen malzemeleri, akla gelebilecek, gelemeyecek bir sürü şey. Hani sayamıyorum. Sizleri ama. Sizleri kutluyorum efendim. Teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Evet. Ne demek? Miraç gecesi ve Miraç gecesini idrak edeceğiz. Habibi Neccar Hazretleri'nin diyarı burası. Antakya, Hatay ve Habibi Neccar Hazretleri'nin camii hemen yukarıda. Ulu cami buradaydı ama onlar yıkıldı. Şu an hayalet bir şehir Antakya, Hatay. Binalar yıkık, elektrikler sadece belli caddelerde var ve şu an Miraç gecesini idrak ediyoruz Hatay'da, Antakya'da. Devletimiz burada, yetkililerimiz burada, 12 civarında valimiz burada, koordinatör valilikte yaparak hizmetler veriyorlar. Kocaeli bölgesi, Gebze, Darıca, Gölcük, Çayırova belediye başkanlarımızla sayın koordinatör valimizin toplantısını da böyle bir kısa görüntüleyerek tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık. Ve biraz önce koordinatör vali beyin toplantısını kısmen takip ettik ve kısa değerlendirmeler alacağız. Sayın Başkanım, önce sizin neler yaptık, nedir? Tabii bugünün anısını herkese saygıyla selamlıyoruz. 12 gündür Hatay'da Defne ve Antakya bölgesinde hasarın en ağır olduğu bölgede konuşlandık. Altyapı ve su tedariki, çöp hizmetleri ve temizlik ilaçlama hizmetleri konusunda görevlendirilen bir koordinatör
Amasya Valimizin alt başlığı olarak bizler de Gölcük Belediye Başkanımız, ilaçlama ve hijyen konularında koordinatör belediye başkanı görevlendirmesi yapıldı. Bize de çöp toplama, bu Hatay'ın tamamını kapsayan bir görevlendirme oldu. Konya Koski Genel Müdürümüz de su ve altyapı konularındaki temin çalışmalarını yürütmekle görevlendirildi. Biz şehirde deprem sonrası yaşanan sıkıntıların neler olduğunu çok iyi anlayan bir kent olduğumuzu düşünüyorum Gölcük olarak. Çünkü biz 1999 depreminde şu an burada yaşanan acıları, ızdırapları yaşamıştık. Depremin olduğunu öğrendiğimiz ilk anda Gölcük'ten 3 ayrı ekip farklı bölgelere hareket ettiler. Daha hava aydınlanmadan yola çıktılar. Biz de ekiplerimiz yola çıktıktan sonra boş durmadık. İlk yardım tırımız saat 12 itibariyle hareket etmişti. Saat 18 olduğunda 3. tır yola çıkmıştı. 3 günlük süre içerisinde Gölcük'ten belediye aracılığıyla giden diğer vatandaşlarımızın gönderdikleri hariç 39 tır gönderilmişti. Biz de buraya yola çıkarken öncesinde iş makinelerimizi gönderdik. Akabinde de biz yoğun bir trafikle buraya ulaşabildik. Öncelikle işimiz arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmak oldu. Bu arada bulunduğumuz yerde hala bugün itibariyle su ilk defa verildi ama şebekede su yok. Yoldaki ana aydınlatmalar dışında elektrik yok. Buraya geldiğimiz zaman evvela tankerlerle su, seyyar tuvaletlerin yapılması ve jeneratörle de elektriğin sağlanmasıyla burada aslında faaliyetleri yürütebileceğimiz bir koordinasyon merkezi oluşturduk. Bir yandan faaliyetler yürürken burada hem salgın olabilecek salgının önüne geçmeye, bir yandan da tabiatı da korumaya gayret ediyoruz. Ülke olarak büyük bir imtihandan geçiyoruz. Bir travma yaşadık ve hızlı bir şekilde devletimiz pozisyon aldı. Depremin ilk gününden itibaren deprem bölgesinde etkilenen bütün vilayetlerimizde gereken çalışmaları başlattı. Bizler de Çayırova Belediyesi olarak başta Sayın İşte Koordinatör Valilerimizin koordinatörlüğünde, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızın Sayın Tahir Büyükakın'ın başkanlığında hızlı bir şekilde bölgeye intikal ettik. Çayırova Belediyesi olarak koordinatör belediye başkanlarımıza, Gebze Belediye Başkanımıza ve Gölcük Belediye Başkanımıza destek çalışmalar yapıyoruz. Temizlik alanında Defne ilçesinde kısa vadede mahalli müşterek hizmetlerin asgari ölçüde de olsa yerine getirilmesi sürecini başlattık ve bugün itibariyle hamdolsun ilçenin genelinde Zindur Başkanımızın söylediği gibi bir standarda oturtturduk. Yine bizler Çayırova Belediyesi olarak bu dönem bir arama kurtarma ekibi kurmuştuk. Ve arama kurtarma ekibimiz Adıyaman'da depremin ilk gününden itibaren arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştirdi ve onlarca kardeşimizi enkaz altından kurtardı. Bunun yanı sıra yine Defne ilçemizde 27 tane köyümüz var, mahallemiz var. Büyükşehir statüsüne geçtikten sonra mahalle diye adlandırılan bölgemiz var. Bu 27 mahallemizin, eski tabiriyle köylerimizin bütün taramalarını ihtiyaç talepleri anlamında yaptık. 3 tane belediyemizde, Darıca Belediyemiz, Kandıra Belediyemiz ve Çayırova Belediyesi olarak 27 köyümüzü gezdik. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit ettik ve hızlı bir şekilde bu ihtiyaçların karşılanması sürecini başlattık. Tabii ki bizler de Çayırova Belediyesi olarak iş makinesi kapsamında 2 tane çöp kamyonumuz, 3 tane kepçemiz ve yaklaşık 50 personelimizle bölgeye hizmet ediyoruz. Belediyelerimizin kamp alanındayız. Deprem sonrası acil durum, afet, daha birçok şeyden özel harekatı önemli bir nokta ve Gebze, Darıca, Çayırova, Dilovası belediyelerin kamp alanı. Çok önemli. Evet, o Güney Kore diyor ama biz genel diyelim. Güney Kore
burada gelip Gebze Belediyesi kampında Çayırova, temizlik yapıyor. Çayırova Belediyesi de bizimle beraber temizlik yapıyor. Çayırova Belediyesi Çayırova. Bizimle beraber. Peki Çayırova'da şey yaptın mı? Biliyor mu Çayırova'yı? Gelmedi daha. Yok daha gelmedi. Davet edeceksin. Davet ediyoruz. Şu an gel biraz daha gönüllü kalacağım diyor. Biraz daha gönüllü kalacağım diyor. Ondan sonra diyor. Yol temizliği yapıyor. Hem yol temizliği hem diğer şeylerde falan. Yemek dağıtımlarında, cenazelere falan yardım etti. Bütün gittiğimiz bütün faaliyetlerin hepsinde bulundu. Ve hala da gönüllü olarak kalacağım diyor. Sonra da beraber gideceğiz. والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار فكل في فلك يسبحون. Deprem bölgesinde ilk geceyi geçirdik. Burada geçirdik. Ve anlatılıp söylenecek çok şey var değerli izleyenlerimiz. Deprem gerçeğini birkaç yerde yaşamıştık ama 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli deprem bir başka vurdu Anadolu'muzu. Depremin vurduğu en önemli illerden birisi Hatay'dayız ve Hatay'ın Defne ilçesindeyiz. Gebze Belediyesi'nin kamp alanındayız. Geceyi burada geçirdik. Gerçekten soğuk ama üşüdüm demeye utanıyorum çünkü enkaz altında halen insanlarımız var. Deprem bölgesindeyiz. Bugün tarihler 18 Şubat 2023. Deprem bölgesinde belgesel çekimlerimize devam ediyoruz. Kolay gelsin Sayın Müdürüm, kolay gelsin. Ediyorum. Bir hareket başladı değil aynen, mi? Aynen. Biz sabah ilk günü idrak şey yapıyoruz, burada yaşıyoruz. Ne oluyor şu anda? Ne yaptınız? Anda, sabah nasıl başladı? Sabah şimdi erken vakitte değişim için arkadaşlar geldi. Onları yerleştireceğiz. Bir grup arkadaşı göndereceğiz ve diğer tarafta temizlik işleri, veteriner işleri işe çıkıyor. Bu şekilde. Sabah kaçta başlıyor iş? Sabah yani 7.30'da kalkılıyor. İyiliği için 8.30 herkes işinin başında. Temizlik, diğer işlemler kaça kadar sürüyor? Akşam 6'ya kadar. Bazen temizlik işleri gece 12'ye kadar devam ediyor. Devam ediyor. Gece arama, 12. Kurtarma? GEAK. Arama. Önemli. Gebze nedir arama, efendim? Gebze Arama Kurtarma Ekibi. Gebze Arama Kurtarma Ekibi. Gebze Belediyesi. Gebze Belediyesi. Biz 12 gündür buradayız. Depremin 3. gününden beri buraya intikal ettik. Tabii AFAD, GEAK kurtarma ekiplerimiz daha 1. günün akşamında yola çıktılar, buraya geldiler. Onlar ilk günden itibaren buradalardı. Ancak biz mekanize, mobilize sistemler 3. gün buraya intikal ettik. Ve 12 gündür de burada hasar alanlarda ceset kurtarma, canlı kurtarma ve nihayetinde en son 6-7 gündür de şahsıma Hatay'ın tamamının çöp toplama işlerinin koordinasyon görevi verildi. Şu anda 15 ilçenin temizlik hizmetlerinin yürütülmesi koordinasyonunu yürütüyorum. Özellikle Antakya merkezde, Defne'de, merkez ilçelerde çok büyük bir hasar söz konusu. Diğer ilçelerimizde ise farklı farklı boyutlarda hayatın normale dönmeye başladığı ilçelerimiz de var. Hemen hemen hiç etkilenmeyen, yani çok az etkilenen yıkım veya hasar anlamında çok az etkilenenler var. Fakat insanlar psikolojik korku nedeniyle evlerine girmiyorlar. Doktor ekiplerimiz de burada küçük bir belediyecilik hizmetini hayata geçirdik ve sunduk. Şu anda da bu çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi tabii ki ağırlık insanların gıda yardımının temininde devamlılığı sağlamak,
diğer taraftan çadır ihtiyacının karşılanması, hijyen konusunda biraz daha yol almış olacak. Kocaeli bölgesinden gelen AFAD gönüllüleriyle buradayız. Onlar gönüllü olarak herhangi bir sefer görev emri bile almadan gelmişlerdi. O ekiple beraber geziyoruz. Hilmi Kahraman Bey ve diğer Ali Kavas Bey. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Şu an Habibi Neccar Camii'nin o caddeye giriyoruz ama girmek ne mümkün. Kısmen yine kapalı. Antakya, Hatay Medeniyetler Şehri, Vakıf Şehri, Tarih Şehri, Habibi Neccar Şehri, Kültür Şehri. Ve şu anda Antakya'nın kalbinin attığı, Kur'an-ı Kerim'de Habibi Neccar diye ifade edilen, Yasin-i Şerif'te ismi geçen Habibi Neccar Camii önümüzde. Kültürler Şehri, Hoşgörü Şehri adını veren cami ve kilisenin olduğu yer. Hemen ileride de sinagog var. Ve bu önemli yer bugün depremden sonra bu hali aldı. Gerçekten içler acısı durum. Görüntülerimiz var. İsterseniz burada 9 ay önce çektiğimiz, Mayıs 2022 yılında çektiğimiz görüntüler var. Onları izleyelim. Bugün de tarihler 18 Şubat 2023. 9 ay sonra yine bu görüntüleri çekiyoruz. Beraber izleyelim. Şimdi Habibi Neccar Camii'nin içerisine doğru gireceğiz. Habibi Neccar Camii yani hem İslam coğrafyası için çok önemli, hem Türkiye için çok önemli bir yer. Çünkü Anadolu'nun ilk camisi burası. Bir Hristiyan'ın isminin verildiği tek cami bizim bildiğimiz. Anadolu'daki ilk cami mi efendim? Tabii, Anadolu'daki de ilk cami. Yani bu Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri tarafından fethedilen yani coğrafya. Yani bu coğrafya fethedildikten sonra bu bir pagan tapınağı camiye dönüşüyor. Önce kilise, pagan tapınağından kiliseye, kiliseden de bir camiye dönüştürülüyor burası. Antakya, Hatay'da edindiğimiz bilgiye göre çok sayıda vakıf eseri var. Ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün kayıtlarında 258 civarında Osmaniye ve Antakya, Hatay bölgesinde vakıf eseri olduğunu biliyoruz. Ama bunların en önemlilerinden birisi hiç şüphesiz Habibi Neccar Hazretleri Camii Vakfı Külliyesi. Ve şu an caminin içerisine gireceğiz efendim. Camiler, camilerimiz medeniyetin tam merkezindeki camiler. Şehirler camiler etrafında haleleşir ve bir şehir kurulacaksa önce camisi, hamamı, kervansarayı yapılır ve özellikle caminin etrafında şehirler oluşur. Tıpkı Habibi Neccar Camii ve Külliyesi Hatay'ın tam Antakya'nın merkezinde olduğu gibi Antakya Hatay'daki vakıf mirasımızı, vakıf medeniyetimizi araştırmaya devam ediyoruz. Evet, Neccar Camii, Habibi Neccar Camii, Yasin-i Şerif'te ifade buyrulan Habibi Neccar Camii'nin depremden sonraki hali ve o caddeler, depremin vurup gittiği bölgeler ve Neccar Camii'nin o sıkıntılı, perişan hali ve depremde yaşananlar. Buralardan geçerek gitmiştik, bir minibüsün perişan hali, bölgeler. Evet, kelimeler buraları anlatmaktan kifayetsiz. Sadece 9 ay önce çektiğimiz burada belgesel görüntüler vardı. Caminin içine girmiştik. Şu anda caminin içine girmek de mümkün değil. Evet, kapalı. Kültür Bakanlığı tabela asmış. Ve deprem gerçeği. Çuvala onu atsan. Ya Allah. İsminiz ne? Ahmet Batmaz. Burada ne kadar kaldınız göçük altında? 2 gün. 2 gün mü kaldın? Kendim çıktım. Kendin çıktın. Evet. Nasıldı? Yani kimler geldi? Bize bir anlatın buranın gerçeğini. Çok kişi geldi de. Yani bilmiyorum çoğu gerçeğini de.
haberler olarak biliniyor. Öyle mi? Nerelisiniz? Antakya. Antakyalısınız, öyle mi? Evet. Ne iş yapıyordunuz burada? Ben burada esnafım. Esnafsın. Tatlı satıyorum. Tatlı satıyor. Bir şeyler var mı şu anda? Nedir? Şu an yok ama cenazemiz yok. Buranın altında cenazeleri var mı? Şu an aralarda hala var. Gelinmeyen yerler var. Allah yardımcımız olsun diyorum. Allah beterinden korusun diyorum. Amin. Cenazesi olanlara başsağlığı diliyorum. Yakın zamanda Sayın Valimizin misafir olarak burada iki günlüğüne bu kutsal mekanda bulunmuştum. Yani şu an duygularımı ifade etmekte zorluk çekiyorum. Gerçekten bir yıkım var. Yani bu ecdattan gelen önemli kültür varlıklarımızın neredeyse tamamı çökmüş durumda. Kelimelerin yetmediği, kifayetsiz kaldığı bir anı yaşıyorum şu anda. Tabii neticede bunu yapan insan da yine yapılabilir, yine onarılabilir ama içimize bıraktığı iz, yük maalesef silinecek gibi değil. Şu an çok üzgünüm. Allah bir daha böyle bir afatı, böyle bir bu ülkeye, bu millete göstermesin. Amin. Değerli izleyenlerimiz, yabancı medyada ilgi gösteriyor. Biz de belgeselciyiz. 17 Ağustos Marmara depremini yaşamış birisi olarak buradayız. Estonya'dan belgeselciler gelmiş. Birkaç cümle alalım istedik. Bakalım ne diyecekler. We're here to capture the horrific events that are happening here in Turkey. To show the world and the people everywhere else what's going on, what's happening here. The people here are working very, very hard to help anyone to clean up everything that's going on in here. You can see in the background everyone working, everyone here working, trying very hard. Arkadaşlar Estonya'dan geliyorlar. Buradaki yaşanan acıları dışarıya paylaşmaya çalışıyorlar. Buradaki insanlar koşturma içerisinde. Bunun da bilgisini veriyor arkadaş. Kendi memleketlerine duyurmaya çalışıyorlar ve buradaki durumun işler acısı olduğunu söylüyorlar. Ama gerçekten Türkiye'nin bir yandan çok güçlü olduğuna da vurgu yapıyor arkadaşımız. Allah razı olsun. Tabii burada bir kıyamet var, kıyamet var. Yani asrın felaket olarak addedilen Türkiye'de 10 ili çok yoğun etkileyen ama genel manada ülkenin %25'inde etkili olan deprem bir facia. Bu ancak görmekle, yaşamakla anlaşılabilir. Binaların hepsi, tarih, yeni kültür, her şey çökmüş, her şey çökmüş. Ama sevindirici olan şu, yani devletimizin tüm kurumları, belediyeler, güvenlik güçleri ve gücü yettiğince sivil toplum örgütleri sahadalar. Bunu Hatay'da da görüyoruz, Osmaniye'de de görüyoruz, Antep'te, Maraş'ta da görüyoruz. Ne yazık ki yitirdiğimiz, kaybettiğimiz insanları getirmiyor belki bu gayret ama ileriye doğru bir ümit ışığı oluşturuyor. Bu ümit ışığımız inşallah, bu gayretimiz inşallah bu şehirleri ayağa kaldırmaya, Türkiye'yi ayağa kaldırmaya yeter. Türk dünyasında da bir gayret gördük. Özellikle depremin birinci gününden itibaren Azerbaycan başta olmak üzere Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan seferber oldu. Kurtarma ekipleriyle seferber oldu. Gıda yardımlarıyla, para yardımlarıyla seferber oldu. Bunun yanında dünyadan çok ciddi yardım aldı Türkiye. Ama bir laf var. Ateş düştüğü yeri yakar diye. İnsanlarımızın yüreği yanıyor. Bizim yüreğimiz yanıyor. Daha birçok insanımız göçük altında. Henüz çıkarılmadı. Devletimiz çıkarmaya gayret ediyor. Ben Mevlam'a şükrediyorum ki
biz ayaktayız ama ne yazık insanlarımız çöktü, gitti. Depremden hemen sonra Türk dünyası bölgedeydi. Türk dünyası, Türk Devletleri Teşkilatı açıklamalar yaptı. Türk dünyasından, Türk devletlerinden yardım, kurtarma ekipleri akın etti. Biz de sosyal sorumluluk olarak, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu olarak deprem bölgesine geldik. Üye arkadaşlarımız ve değerli genel başkanımız Menderes Demir Bey'in başkanlığında inceleme yapıyoruz. Bölgeyi inceliyoruz, görüyoruz. Şu anda Hatay'ın, Antakya'nın kalbinin attığı Habibi Neccar Camii'nin çevresindeyiz. Manzara gerçekten ürkütücü. Tayvan ekibini görüyoruz ve Tayvan ekibi şu anda Habibi Neccar Camii'nin önünde dokümanter, belgesel film çekiyorlar. Biz de Habibi Neccar Camii'nin önündeyiz. Zira insanlık tarihi için önemli, dinler tarihi için önemli. Burası Habibi Neccar Hazretleri'nin bulunduğu cami ve Tayvan ekibi hem kurtarmaları ile hem de gönderdikleri belgesel dokümanter çeken ekiple burada. Biz de onlardan bir görüş alacağız. Hello, merhaba. Merhaba. Tayvan? Yeah. Oh. We are so excited because before we come here, it's a very beautiful city. So when I come back again, I'm so sad. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bir merkeze geldik. Yazıyor Kocaeli Valiliği AFAD Yardım Merkezi ve yetkilisiyle görüşelim. Efendim selamun aleyküm, sizi bir tanıyalım. Aleyküm selam, merhabalar, hoş geldiniz. Adım Kadir Yağız. Kocaeli AFAD gönülleri olarak geldik buraya, ekip lideriyim. Şu an temel ihtiyaç malzemelerini yükledik. Gıda malzememiz, hijyen malzemelerimiz, elektrikli sobalarımız, battaniye, kılık, kıyafet hepsi mevcut. Kadın, erkek, çocuk. Şimdi Saman'da özellikle çok etkilenen bir bölge. Oraların arka mahalleleri, köylerine doğru dağıtıma gideceğiz. Kendi adıma da hepsine de teşekkür ediyorum. Gönüllülük esası, bizim medeniyetimiz, vakıf medeniyeti, yardım medeniyeti kendisi için değil, insanlık için, bütün insanlar için yardım eden işte bu gönüllüler. Alkışlıyoruz ve belgesel görüntülerimiz var. Devre Alem Parkı ile Kültürler Şehri, Habibi Neccar Şehri Hatay'a gidiyoruz. Sen delikanlı, burada mıydın depremde? Nasıl oldu? Sallandı. Nasıl sallandı? Kocaeli AFAD gönüllüleri Saman Dağı'nda yardımları dağıtıyor ve biz de görüntüler çekiyoruz şu anda. Pakistan başkadır Türk milleti için. Pakistan'dan çok sayıda kurtarma arama ekibi geldi, yardım ekibi geldi. Önce sizi bir tanıyalım. Benim adım Abdulbari. Pakistanlıyım. Türkiye okumak için gelmiştim. Fakat deprem günü sabah kalktığımda öğrenmez. Hemen arkadaşlar, dernek var. Onlara söyledim. Ben gönüllü olarak sizinle gideceğim. Çünkü şu an kardeşlerimiz zor durumda. O günden itibaren sağdayım ve şöyle söyleyeyim, yani ilk 4 gün arabada uyudum. Ondan sonra şimdi çok şükür çadırdayım. Depremin gerçek boyutunu gösteren poşetler. On binlerce burada poşet var. Ve bunlar ceset torbaları. Biz buraya geldiğimizde gördüğümüzün tümü ceset torbalarıyla dolu ve o deprem enkazı bugün hakikaten bölgenin ne kadar vahşet, bölgenin ne kadar perişanlık, bölgenin ne kadar sıkıntılı olduğunu da gösteriyor ve şu an bunlar geldi ve ceset torbaları olarak kullanılacak ve çok sayıda burada torba var. Ve sadece Hatay'daki
Antakya'daki depremin gerçek boyutunu göstermesi açısından bu cesaret torbaları önemli. Bugün tarihler 18 Şubat 2023 depremin 12-13. Günü ve şu an enkaz, birçok enkaza daha gidilmemişti. Enkazların altı cesetlerle dolu ve o cesetler için şu an torbaların bulunduğu yer ve torbalar yeni geldi. Onları sizler adına görüntülüyoruz ki depremin boyutunu, depremin dehşetini ortaya koyalım. Deprem gerçekten dehşet. Bugün yine CEKUT'la yardımlaşarak arama kurtarma çalışmasında bulunduk. Sayısı da olarak da yani net değil şu an. Ekiplerimiz çalışıyor hala sahada. Görevimiz gereğince de tüm titizlikle çalışıyoruz. Her bir cesede yaşıyormuşçasına ince ince onu kurtarmak amacını canlı olarak kurtarmak gibi çabalıyoruz. Hiçbir zayiat vermedik şimdiye kadar. Allah'ımıza çok şükür. Her cesedini aldığımız yakını da bize sürekli dua ettiler. Biraz da onların şeyi bize güç veriyor, kuvvet veriyor. Gönlünü verince yani bir görev olsa belki zor olur, yorulursun, şey yaparsın ama yani gönülden gidince oraya hiçbir zorluğun yok. Hatta daha fazla hemen burayı kurtarmak amaçlı çalışmalara devam ediyorsun. Yani gönüllü olunca hiçbir şeyin zorluğu yok bence. Yani ben öyle düşünüyorum. Evet. 11 gündür buradayız. Büyük bir aşkla çalışıyoruz. Heyecanımızı hiç kaybetmedik. Sağ olsun ekip arkadaşlarımız da çok iyi. Müdürümüz de çok iyi bu konuda. Profesyonel değiliz. Belediye personeliyiz. Ama burada gerçekten profesyonelleştik. Bazen kelimeler gerçekten kifayetsiz kalıyor. Bugünkü çıkarttığımız enkaz altından 3 yaşında bir yavrumuz ve yanında annesi vardı. Bizi gerçekten derinden üzdü. Ama nitekim dün akşam bir tane canlı aldık 278 saat sonra. Bu da bizi sevindirdi. Heyecanımızı kaybetmedik. Hala ilk günkü heyecanla devam ediyoruz. 11-12 gündür buradayız. İnşallah daha da durmaya devam edeceğiz. Bedenimiz yorulsa da hala ilk günkü heyecanımıza devam ediyoruz inşallah. Tuvalet hizmetleri, lavabo ihtiyacı gerçekten önemli. Hep haber kanallarında tuvalet ihtiyacını duyduk değil mi? Feryat ediyordu insanlarımız deprem bölgesinde. Tuvalete ihtiyacımız var diyordu. Evet gerçekten tuvalet kültürü, lavabo kültürü önemli. Tarihimize baktığımızda Anadolu'da çok önem verilmiş. Hatta yüzlerce yıl önce Tokat'ta Hela Vakfı kurulmuş. Ve bugün o Hela Vakfı tarafından yapılan vakıf eseri Hela 700 yıldan beri orada ayakta. Evet Asi Nehri kenarındaki BC'ler tuvaletler. Buradan hayırseverlere bir çağrıda bulunmak istiyorum. Böyle acil anlarda, sıkıntılı anlarda 700 yıl önce ecdadın kurduğu Hela Vakfı ile ilgili o vakıf kültürü geliştirilebilir. Lavabo Hela ihtiyacı ile ilgili hizmetler üretilebilir. Asi Nehir kenarında depremzedeler için değişik kurumlar tarafından verilen Hela hizmeti, tuvalet hizmeti. Efendim merhabalar, sizleri tanıyabilir miyiz? Tamer Altınkaya. Tamer Bey, elinizde bir güvercin, güvercin mi efendim? Evet, İngiliz posta güvercini cinsi. Evet. Filo güvercini olarak da geçiyor. Nerede buldunuz onu? Defne, Armutlu Pazarı'nın yukarısındaki enkazların arasında aslında üç arkadaşlardı ama birini yakalayabildik. İleride de Haytap'ın çadırı var. Oraya götürmeye niyetim var. Acaba bu güvercin kimin? Hangi şahsa ait? Nerede? Enkazdan sağ mı çıkarıldı, halen enkaz altında mı? Ama o kadar ürkek ki insan durup düşünmesi gerekiyor. Teşekkür ederiz. Yaralarının sarıldığı Hatay'dayız, Antakya'dayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Kocaeli. Ben önemli bir yer burası. Sizden çok önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Birebir bilgi almak istedik. Buyurun efendim. Arkamızda görünen 45 dönümlük alanın bir kısmında 2000 metrekare üzerine bir hastane binası inşa ediliyor.
konteynerlardan yapılan bir hastane olacak. Toplam 54 yatak kapasitesi, içinde ameliyathanelerin olduğu, yoğun bakım, kadın doğum, çocuk, diş, iç hastalıkları gibi ayrı polikliniklerin olduğu bildiğiniz bir hastane hizmeti gerçekleştirilecek burada. Bunu Fransa'daki ve Almanya'daki müsiat teşkilatının yardımlarıyla konteynerları buraya getirdik. İçindeki tıbbi malzemelerin, medikal malzemelerin desteği de yine oradan ve Amerika'daki başka yardım kuruluşlarından geliyor. Biz buranın inşaatını tamamlayacağız. İşler hale getirip Sağlık Bakanlığı'na devredeceğiz ve işletmesini onlar yapacak. Arazinin yaklaşık 8 dönümlük kısmını otoparkları ve diğer müştemilatı ile birlikte hastane kullanacak. Diğer kalan toplam 45 dönümlük alanın içinde ise konteyner evler yapılacak. Bunların siparişleri verildi Büyükşehir Belediyemiz tarafından. 21 metrekare büyüklüğünde, içine girdiğinizde bir salon, içinde mutfak, tuvaleti, banyosu olan ve ayrı bir odası olan 1+1 yaşam alanları bunlar. Toplam 450 kadar konteynerin buraya girmesi planlandı. Bütün altyapı çekildi. Kanalizasyon hatları, içme suyu hatları, elektrik hatları hepsi tamamlandı. Arkadaşlarımız yaklaşık 10 gündür burada bütün bu çalışmaları tamamladılar. Yine yakında aşağı yukarı 3 kilometre mesafede bir başka çadır kent devreye alındı. Orada şu anda kurulu kapasite olarak 500 çadır olmakla birlikte 300 aile hizmet alıyor. Orada da yine konteynerler konacak. Konteynerler konduktan sonraki devrede çadırlar konteynerlerle değiştirilecek. Oraya da tahmin ediyorum ilk etapta 500, sonraki etapta 500 konteyner daha kurularak 1000 konteynerlik bir alan oluşturulması mümkün olacak. Bununla birlikte buradaki yardım malzemelerini ve trafiğini yönetebilmek için bir lojistik alan oluşturduk. Civardaki Samandağ yolundaki bir meslek okulunu bahçesindeki spor salonuyla birlikte bir lojistik merkeze çevirdik. İçinde sosyal market var. Aynı yaklaşım Çadırkent'te de geçerli. İçinde sosyal market var, çocukların oynayabileceği alanlar var. Çocuklar için psikososyal destek çalışmaları var. Yani bir insanın ihtiyaç duyacağı her ne varsa o alanda var. Gönüllü eczacılarımız o alanda hizmet veriyorlar. Gönüllü doktorlar hizmet veriyorlar. Şu anda Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın ekipleri de o bölgeye gelmeye başladılar. Orada ofisler açtılar. Buradaki çalışmalar tamamlanıp işler hale geldikten bir süre sonra da ilgili bakanlıklara devirlerini tamamlayıp biz de buradaki işimizi tamamlamış olacağız. Kentin ilk başta biz Defne ilçesine yerleşmiştik. Defne ilçesinde çöp toplama faaliyetlerine başlamıştık. Sonrasında Gebze Belediye Başkanımız, yanında Çayırova Belediye Başkanımız ve Darıca Belediye Başkanımızın ekipleriyle birlikte ilin tamamında çöp toplama faaliyetini organize etmeye başladılar. Bunun bir koordinatör valisi var, Amasya Valisi, ilin tamamında çöp toplama ve ilaçlamadan sorumlu vali. Gebze Belediye Başkanımız ve diğer belediye başkanlarımız da ilin tamamında ilçe belediyelerinin imkanlarını destekleme ve onlarla birlikte çöp toplama işini koordine etme görevini üstlendiler. Şehir hızla bu manada ayağa kalkıyor. Gölcük Belediye Başkanımız Ali Yıldırım Sezer de ilaçlama organizasyonunu gerçekleştiriyor. Bu şekilde şehirde bir yandan insanlara güvenli, korunaklı alanlar oluştururken bir yandan gündelik ihtiyaçlarını, yeme, içme, duş imkanlarını sağlarken diğer yandan da temel belediyecilik hizmetlerini yapmak üzere arkadaşlarımız seferber oldular. Hızlı bir şekilde
toparlanma devam ediyor. Ve tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyoruz. Hatay'dayız. 3 gündür buradayız. 7-24 o 3 gün içerisinde gitmediğimiz yer kalmadı. Samandağ'dan İskenderun'a, Hatay merkezden birçok köylere araştırma yaptık. Büyükşehrimizin, Kocaeli Büyükşehir'in yaptığı hizmetler var. Değerli başkanımdan bilgi aldık. Şimdi Büyükşehir'in yaptığı hizmetlerle ilgili bölgelere gideceğiz. Belgesel görüntülerimiz var. Hatay'dayız. Gerçekten bir yardım seferberliği. Seferberlik kelimesi bile az. İnsanlarımız burada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de burada. Hatta onunla beraber birçok sivil toplum örgütü de burada. Önce insan. Doğru mu efendim? Önce insan. Eşref-i mahluk insan. O ve arkadaki konu. Ayırım yapmaksızın, dersin rengine, mezhebine, demografik yapısına bakmaksızın insan olması hasebiyle insanı merkeze koyan bir anlayışla ilk günden itibaren Defne'de her türlü ihtiyaca koşmakta ekiplerimiz. Sivil toplum kuruluşlarımız büyük teveccüh gösteriyor. Bunların örneğini görüyoruz. Her gün, mesela bugün Kocaeli'deki Alevi derneklerinin dernek başkanları buradaydı. Yaklaşık 13 gündür, 12 gündür eczacılar odamız hizmet veriyor. Berberler odamız burada. Gebze'den bir arkadaş grubu geldi, burada döner kestiler. Burada depremzedelerle akşam hemhal oluyorlar. Yaptıkları verdikleri hizmetin dışında da muhabbet ediyorlar. Hayatın normal akışa dönmesine katkı sunuyorlar. Arkada gördüğünüz tırdaki hizmet hiçbir ayrım yapılmaksızın depremzedeye, bölgede hizmet yapan kamu görevlilerine, polise, askere, bizim çalışanlarımıza da hizmet vermekte. Aynı zamanda bu arkamızda görülen kapalı alanda da kapalı aşeğimiz var, yemekhanemiz var. Yağmur yağması halinde ortam şartları, hava şartlarına göre orada da hizmet veriyoruz. Arka Ardalan'da görülen alan, altyapısı hazırlandı. Tabii çadır orta vade, kısa vade için. En geç bir ay içerisinde burada konteyner kent de bitmiş olacak. İçinde banyo, tuvalet ve mutfağın olduğu konteynerler de hizmete başlamış olacak. Şu anda bu çadır kentimizde çocuk oyun gruplarından psikodestek gruplarına, sağlık hizmetinden gördüğünüz berberlik hizmetine, yine özellikle AFAD'daki yetkililerle ve aile sosyal politikalardaki yetkililerle beraber kurduğumuz, arkada çadırları kurulmak üzere olan sosyal markete kadar birçok hizmet mevcut. Burada para geçmiyor. Sosyal marketin kurulacağı 3 çadırımızda birinde hijyen, birinde gıda, birinde giyim malzemeleri depremzedelere ihtiyaçlarına gidermek üzere kurulmuş olacak. Bunların hepsi bir iş. Çok şükür bunları tamamlamış olduk. Siz de ilgi gösterdiğiniz geldi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hatay'dayız ve Hatay'da birçok kurumumuzun merkezine gittik. Onlardan birisi de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin lojistik üssü. Yardımlar Kocaeli bölgesinden buraya geliyor, birçok yerden toplanıyor ve buradan yardım ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor. Lojistik üssünü Genel Sekreter Yardımcısı Doktor Hasan Aydınlıklı Bey ile geziyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı. Gönle! Yanına da koyayım. Eyüp yanına da yap. Başkanım hoş geldiniz. Ama malzemeler buraya geliyor ve burada toparlanıyor ve buradan sevkiyatlar başlıyor. Malzemelerin deplandığı, toplandığı yerdeyiz ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yardımcısı Doktor Hasan Aydınlık Bey'den lojistik üssüyle ilgili deprem malzemelerin toplanıp depremzedelere gönderildiği yerle ilgili bilgiler alacağız. Bu tür afetlerde, depremde, selde, olağanüstü durumlarda yönetilmesi gereken en önemli hususlardan biri insan kaynağını yönetmektir. Birisi de lojistik yönetimidir. Mesela Büyükşehir Belediyesi olarak ilk günden itibaren Antakya, Defne bölgesinde gelen, Kocaeli'den gelen yardımları yöneteceğimiz, tasnifleyeceğimiz, doğru kişiye, doğru kuruluşa ulaştıracağımız bir organizasyon kuruldu.
Tabii bu iş profesyonel bir iş, bu lojistik işi, depo işi. Bu el yordamıyla yapılamazdı. Başkanımızın da talimatı ve görüşmeleriyle ilimizdeki büyük bir lojistik firması CEVA, bizim de talebimiz, onların da iyi niyeti ve gönüllü çalışanlarıyla burada ilk günden beri hizmet veriyor. Eğer bu hizmet yapılmasa gelen yardım tırları burada kendisi bir kriz oluşturur. Ya, alınan, getirilen, oradan gelen yardımlar da burada telef olurdu. Şimdi burada bu içinde bulunduğumuz alan, yardımlar geldikten sonra tasdiklerin yapıldığı sosyal market. Burada gıda, giyim ve hijyenik malzemeler ayrışıyor. Buradaki yardımları vermemiz gereken kurum, kuruluş ya da bizim kurduğumuz çadır kent ve konteyner kentler buradan gelip o tasdifte gelip ihtiyaçlarını görerek koli içeriğinin teşhiri yapılıyor. O koli içeriğine bakarak ihtiyaçlarını alıp götürüyor. Bunların hepsi kayıt altında. Böylece gelen malzeme yardımda hem kriz oluşturmuyor, hem doğru yere ulaşıyor, hem heba olmuyor. İnsanların düzelmesini istiyorum, hidayete ermesini istiyorum, ıslah olmasını istiyorum, hidayete ermeyenlerin de. Yani kendilerine bir çeki düzen vermelerini istiyorum. Gerek bunu, bu deprem gerek kendiliğinden olmuş olsun, Rabbim katından olmuş olsun, gerekse tetiklenmiş olsun, biz bunlara kapı araladık. Yani biz kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Allah'ın varlığını ve birliğini bilmemiz gerekiyor. Resulullah'a yönelmemiz ve onun emrettiği gibi, Allah'ın ona öğrettiği gibi bizim de yaşamamız gerekiyor. Evet, taş kömürü, maden ocağı, Uzun Mehmet. Benim kültür tarihi hayatımda çok önemli yeri var. Daha ilkokula gideceğim yıllar. Ablam okuldan her gün bir kitap getirmesini tembih ediyordum. İlk getirdiği kitap da taş kömürünü bulan Uzun Mehmet'ti. Ve Uzun Mehmet taş kömürü kitabı hayatımda önemli bir yeri var. Daha sonra rahmetli abim Hasan abim Zonguldak kömür ocaklarında çalışmıştı. Depremin en önemli kurtarma ekibinin de maden işçileri olduğunu öğrendim. Şu anda Hatay Parlamento, yıkılan o parlamento binası önünden kendilerine mikrofon uzatıyoruz. Duygularını alacağız. 2 gün oldu şehre geleli. 18 tane arama kurtarma ekibimizle şu anda bugün 2 ayrı bölgede çalışmalar yaptık. 3. bölgedeki çalışmayı bekliyoruz. Enkazları kaldırıyoruz, canları kurtarıyoruz. İşçilerimizle beraber direnerek güzel bir şekilde, güvenli bir şekilde arkadaşlarımızı çıkarıp, yararlarımızı çıkarıp, canlarımızı çıkarıp, cenazelerimizi de düzgün... Nereden geldiniz efendim? Biz Zonguldak Ereğli'den geldik. Ereğli'den geldiniz. Zonguldak Ereğli'den geldik. Evet. Uzun Mehmet'in memleketinden. Doğru. Benim gönül coğrafyamdan, kültür coğrafyamdan. Hep ekip burada mı? Ekip burada. İsimlerinizi bir alayım. Cemal Şef. Kaç yıllık madencisi? 17 yıllık madenciyim. 14 yıllık madenciyim Mustafa Karahan. Özcan Ergin, 14 yıllık madenciyim. Önder Uludağ, 14 yıllık madenciyim. Çağlayan Kılavuz, 16 yıllık madenciyim. Mehmet Özdoğan, 1 yıllık maden mühendisiyim ayrıca. Maden mühendisi değil mi efendim? Evet, doğru. Ya doğru. Yeteri kadar, onu sizin hakkınızı biz savunalım o zaman. Şöyle gelin. Evet, kıymetini bilmemiz gerekiyor bu insanların. Bu insanlar farklı. Türkiye'nin sanayileşmesinin kilometre taşı. Kültürümüzün kilometre taşı, medeni olmamızın kilometre taşı. Zira fabrikalar kuran o kömürü üretmeseler fabrikalar imal edilmezdi. Değerli izleyenlerimiz, zaman hızla geçti. 3 gündür buralardaydık, adım adım gezdik, her yeri dolaştık. Deyim yerindeyse depremi hissederek, görerek belgeselleştirdik. Şu anda önemli bir yer, parlamento binasının önündeyiz. Bir başka Devre Alem programında buluşmak üzere. Hatay'dan, Antakya'dan, köprü başından, tarihi parlamento meclis binası önünden Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz.